Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün Dashboard'da X kontrol ayarlarını göstereceğiz. Bunu çok aslında basit şekilde anlatacağım. Lütfen videoyu eksiksiz izleyin. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar herkese merhaba tekrardan. Şimdi eklentilerde X kontrol komutu var. Sizde bu olmayacak. Ben size plugin'e yani Dashboard'unuza içine girip plugin kısmı var burada. Buraya gireceksiniz. Şuraya X kontrol ile plugin update P'ye şu ikisini atacaksınız. Şuranın içerisine bu şekilde atacaksınız. Bakın eğer WinRAR arşivinde vereceksem WinRAR'dan çıkartın ve çıkarttıktan sonra bu şekilde buraya atacaksınız. Ardından varsayıyorum partinizde bir çağ var abi. Ne olduğu hiç önemli değil, tamam mı? Sallıyorum Arya var, Nid var. Bilmiyorum artık biri var partinizde. 8'i partide olabilir. Hiç önemli değil. Diyelim ki bu çağ, tamam mı, birine komut alsın. Sallıyorum. Sen diyelim örneğin ben işteyim. Arkadaşlarım partideyiz. Slot değişecekler. Ne bileyim. Bölge değişecekler. Çarın DC yapması lazım. Hazır çerekmiş. Bari Fırat'ın çarı reloc atsın. Anlatabildim mi? Vesaire. Örnek veriyorum. Buraya ben sağlıyorum. Deneme çağrı ismi yazdım. Buraya eklediğim zaman benim partimde deneme çağrı diye bir arkadaşım var diyelim ki. Arkadaşım gelip partiden buraya bu çağrı derim botta kasıyor bir yerde fark etmez. Stop yazdığı zaman Enter'a bastığı zaman benim çağrı artık duracak. Şu ismi artık hangi çağınız varsa arkadaşın ismi yan çağınız olabilir önemli değil. Buraya eklediğiniz her kişi bu çağda komut alacak. Saplayabilir, stoplayabilir, tıraca attırabilir. Nasıl tıraca attırabilir? Örnek veriyorum. Burada unutmayın, büyük yazmak zorundasınız. Buna dikkat edin. Örnek veriyorum. Tıraca sallıyorum şu an. Nit değil benim partimde olsun ve beni takip etmesini istiyorum. Tamam mı? Tıraca Angars yazdığım zaman Enter bas zaman Nid'in botu da bu şekilde beni eklemişse Angars'ı Enter'a bastım bir tıraç atmaya bana tıraç atar. Vesaire. Aynı şekilde no tıraç de diyebiliriz. Vesaire. Anlatabildim değil mi? Her şeyin ben zaten Türkçesini yazacağım size abi. Müziği bir açalım bir. Ardından bu arada bu birkaç zamanda şu müzikleri dinliyorum hoşuma gidiyor. Onlar arkadan çalsın. Tam tersi burada örnek veriyorum partidesinizdir ve bütün partideki arkadaşlarınız diyelim ki herkes kendi çağrını buraya eklemişsiniz abi. Hepinize bu komut var. Parti gibi insan diyelim ki bilgisayar başında. Baktı GP çıktı kesiyorsunuz. Zerk dilim Enter'a yazdı. Enter'a bir bastı. Partideki herkes artık kimin zerki varsa zerkler. Anlatabildim değil mi? Varsayıyorum. Bakın burada küçük bir örnek vereceğim size. Misal diyelim bu çağrı akademi çağrı. Yani bu çağrı akademilerle çağrını kasıyor. Anlatabildim mi? Ben mesela şöyle yazdığım zaman bakın bana burada gösteriyor. Tamam mı? Reverse yazdım. Angars. Yazdığım zaman tüm çağrılar parti kim varsa ve o akademi çağrıları da buraya Angars eklemişse bu çağrı gelip buraya Enter'a bir bastığı zaman partideki tüm çağrılar Angarsyan'da revers çeker. Anlatabildim değil mi? Bunu neyse basa basa söylüyorum. Çünkü otomatikman akademi videosu da bu videonun hemen arkasına atacağım. O eskiden akademi kasmak için neredeyse çağ başı durma olayı vardı. Artık öyle bir şey yok. Artık her şey tek çağrı üzerinden yürüyor. Yani ben bu çağrıla şehre gittim diyelim sallıyorum. Şehre gittiğim zaman diğer partideki çağrıları da şehre çekebilirim. Ve ben bir başına olmam gerekmiyor. Anlatabildim mi? Bu çağrı dedim geldi şehre. Bu çağrı da örnek veriyorum bir saat kastı. Bir saatte o çağrı rahat yemiler olmuştur. Misal diyorum. Bu çağrı yemiler olduysa bu da şehre geldi. Ben buna gitti bir koşul ayarladım. Bu çağrı dedim direkt gitti şeylere. 46 mobslara gitti. Bu çağrı ardından Reverse Angar tekrar yaptığı zaman o çağrılar da onun yanında gelecek. Anlatabildim mi sistematiği? Yani o kadar Oto Akademi ile bağlantılıdır bu video. Bilginiz olsun. Onu da ilk paylaşan biz olacağımızı söylemek isterim. Ben bunları da Türkçesi falan anlatacağım. Orada da bakarsınız. Misal diyorum.
partide dem DC yazdığınız zaman en tabii ben bir basarsam partimdeki kim varsa ve beni yetkilendirmişse şu an tam tersi konuşuyorum. Bu arkadaşlarımı çağırır diyelim. Ona böyle eklemişlerse ben buraya DC'ye bastığım zaman Enter'a bir basarsam partide kim bana bu izni vermişse o çağrı direkt DC'ye yer. Bir de şöyle bir şey var. Bakın bu biraz üst bir şeydir. Örnek veriyorum, burada Arena Manager var biliyorsunuz. Şurada. Shadow'a gideceğiz diyelim, tamam mı? Shadow örnek veriyorum, adam partide bir tane arkadaşınız var. Saat 10'da geliyor buraya. 1'e kadar takılması lazım ama tek çağrı var. Ama partideki herkes çok iyi bir şekilde iletişim kuruyorsunuz. Eve geldi abi. Herkese siz yetki vermiş olduğunuzu düşünün. O adam sizin tüm çağrınızı retur çektirir, şehre getirir. Tıraş attırır buraya. Üstüne Shadow'a bile sokar. Bunun tam böyle detaylısını yazacağım size. Yani tabii bunlar tam detaylısını tek tek anlatmam çok saçma olacak. Bu yüzden bu videonun altına şu anlama gibi bu anlama gelir şeklinde yazacağım. Daha kafanız karışmayacak şekilde. Tamam, bu Türkçesini de yazacağım. Onu da unutmayın. Bunun gibi yani eskisi gibi her şey tek tek bakmanıza gerek yok. Umarım bu video biraz neden bu kadar basit şekilde anlattığımı anlarsınız. Çünkü Oto Akademi ile her şeyden anlatacağım için çoğu arkadaş mesela bu videoları 3-4 önce attığım zaman millet her şeyi detayla soruyordu. Şimdiki arkadaşlar haliyle teleskopun açılması bayağı olduğu için yani neredeyse 8-9 ay oldu. Millet zaten sağdan soldan videoları izleye izleye benim videomu izlemeye geldi haliyle bir zaman bir denk geldi neyse artık. Arada ben bunları biliyorum diyor. Niye o kadar detaya giriyorsun ki olmasın diye. Neyse. Bir Oto Akademi videosunda görüşmek üzere. Bu eklentiyi ve Türkçe detaylarını da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hepinize selamlar. Görüşürüz.